What I think we should be doing is taking a very different approach to him now, not by a coup, but by the electoral process. Darbe diye kullandığı kelime orada seçim anlamına geliyor. Seçim diye kullandığı kelime de darbe anlamına geliyor. Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de tek bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. Şu kucaklaşmaya bakın. Bu ne biçim hasret giderme? Bu ne biçim bir kucaklaşma? Öpmeler, kokmalara, bağırlara basmalar. Saray, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın 7 ay önceki sözlerini piyasaya sürdü. Ve uzun zamandır yolu hasretle gözlenen dış mihrak böylece bulunmuş oldu. Peki Biden gerçekten AKP'yi bir darbeyle devirmeyi mi kastetti? Eğer öyleyse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve troller aylarca neden sustu? 7 ay önce yapılan bir açıklama ortada dururken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Bu ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. Pergoleci Fahrettin neredeydi? Acaba yine birileri bunu kullanın, deliye süpürmeyin mi dedi? Öyle ya, şirketler bile bir medya takip ajansıyla çalışıp o gün bütün dünyada kendisiyle ilgili çıkan haberleri takip ederken, AKP'nin New York Times'ın Aralık ayındaki The Weekly programına konuk olan Biden'ın sözlerini duymamış olması mümkün değildi. Aslında karşımızda AKP'nin tam bir TBT fotosu var. Sor Back Thursday. Türkçesi sözlük anlamıyla Perşembe'ye doğru demek. Başta Instagram olmak üzere sosyal medya kullanıcıları ne günlerde deyip zaman zaman iyi ya da kötü hatıralarıyla ilgili eski fotoğraflar paylaşıyorlar. AKP'nin yaptığı tam da bu. Ama sadece Biden'ın sözlerini hatırlatıp hemen hemen aynı günlerde Trump'ın Erdoğan'a aptal olma dediği mektubunu görmezden gelmek ne günlerdi demeye yetmiyor. Neden mi? Trollerin de anlaması için Bilal'i anlatır gibi anlatalım. TBT videomuz başlıyor. Bu terörle mücadelede, bu operasyonda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı adıyla askeri bir harekat başlattı. 16 Ekim'de Fox News sunucusu Trish Regan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı bir mektubun kopyasını yayımladı. Beyaz Saray'ın doğruladığı mektup, yenilir yutulur cinsten değildi. Trump Erdoğan'a sert adam olma, aptal olma diyordu. Ve dahası vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastor Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek Mazlum Kobani'nin bana yazdığı, elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme. Seni sonra arayacağım. Kendine iyi bak, öptüm de yazsaymış tam olurmuş. Mektup harekatın başladığı 9 Ekim'de kaleme alınmıştı. Ancak ABD'li bir gazeteci sosyal medyada paylaşana kadar Erdoğan ve AKP cephesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayan mektuba dair tek bir tepki gelmedi. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayan bir mektup bu ve bu mektuba gerekli cevap verilmedi. Biz harekat 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik. Onun karşı bir Suriye'ye girdik vesaire falan filan. Suriye zaten daha önce vardık biz. Mektup ortaya çıktıktan sonra gözler Erdoğan'a çevrildi. Sayın Erdoğan mektupta geçen cümlelerle ilgili, ithamlarla ilgili veya sözlerle, itham demeyeyim, sözlerle ilgili hiçbir şey demiyor ya da diyemiyor. Cumhurbaşkanımız Soçi'de bir siyasi mücadele verirken yabancı bir devlet başkanının diplomatik tahammülleri aşan bir mektubunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendi grubundan tekrar okuyor. Bir siyasi sabotaj gerçekleştirmeye çalışıyor. Sorunlarını çözmek için çok uğraştım diyor Trump Erdoğan'a. Özel sorunlar mı? Ailevi sorunlar mı?
Finansal sorunlarımız. Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyiz. Allah aşkına söyler misiniz ya? Bu mektubu nasıl hazmettiler? Nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozlar var Amerika'nın elinde ki bunu yalayıp yuttular? Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Sopa gösterildi. Senin çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız diye. Hangi şeref? Hangi onur? Tabii ben kendisine bakın bu dedim, Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir. Ben bu tavrı kınıyorum. Ve bu mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz, bakın diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den herhangi bir özür açıklaması gelmemesine rağmen 13 Kasım'da Beyaz Saray'a gitti. ABD'li bir gazeteci Erdoğan'a o mektubu sordu. Çıkan Erdoğan'a size söylemek istiyorum. Sizi burada bir askeri bir operasyonu Suriye'de yapmayın diye söylediler. Siz burada aptallık etmeyin, sert adamı oynamayın dediler. Ama siz bunu göz ardı ettiniz ve askeri bir operasyon düzenlediniz Suriye'ye. Biz acaba neden yaptığınızı bize izah edebilir misiniz? Tabii bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu başkana takdim ettim diyebilirken Trump, havuz yazarı Hilal Kaplan'ın mazlum Kobani sorusuna mektuptaki netlikte cevap verdi. PYG'nin liderini, mazlum Kobani kodu adlı kişiyi Beyaz Saray'a davet ettiniz. Bu en azından Türkiye'de 17 tane terörist saldırını sorumlusu kendisi ve yine 116 tane askerin ve sivilin ölümüne sebep olan bir insan kendisi. Bunlardan sonra gerçekten bunu da Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz? Bu bizim için çok saldırgan bir tutum olacaktır. Evet, onunla çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik son zamanlarda ve birlikte çok iyi bir çalışma yürütüyoruz ve aynı şekilde sizin muhteşem başkanınızla da çok iyi çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi gelelim Biden'a. Beyaz Saray'daki o görüşmeden yaklaşık 1,5 ay sonra ABD Başkan Adayı Joe Biden, New York Times'ın programına konuk oldu. Biden, Suriye'de ve Türkiye'deki Kürt hareketine destek verilmesi gerektiğini, AKP'nin İstanbul seçimlerini kaybettiğini ve muhalefetin desteklenmesi halinde ilk seçimde gideceğini söyledi. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership, making it clear that we are in a position where we have a way in which was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in their parliament, etc. So I'm very concerned about it. I'm very concerned about it. But I'm still of the view that if we were to engage more directly like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, but by the electoral process. He got blown out in Istanbul. He got blown out his party. ABD Başkan Adayı'nın o sözleriyle ilgili saray cephesi sustu. Kamuoyu böyle bir röportajın varlığından bile haberdar değildi. Ama ne zamanki Amerikan doları yine rekor üstüne rekor kırmaya, ekonomik kriz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı, dış mihrak gulyabanisi yeniden piyasaya sürüldü. Trump'ın hakaret, tehdit ve aşağılama dolu mektubuyla kıyas kabul etmeyecek açıklama dört bir koldan yayıldı. Diyor ki ben Erdoğan'ı değiştireceğim, bununla ilgili olarak da muhalefetle işbirliği içerisine gireceğim. Ama bunu darbeyle değil, seçimle yapacağım diyor. Tabii sözlerinin aslında siyaset bilimi anlamında, siyaset teorisi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için darbeyle değil seçimle yapacağım diye bir ekleme ihtiyacı hissediyor. Esas sorulması gereken soru şudur. Bu röportaj çıktıktan sonra ben muhalefetle işbirliği yapacağım dediği halde niçin sizin bazı aktörleriniz Erdoğan seçimle ya da başka şekilde gidecek diyerekten bir takım cümleler kurdular? Nereden bakarsanız bakın ortada garip bir durum vardı. Haliyle muhalefet neden 7 ay sustunuz diye soruyordu. Biden'ın aptalca yorumlarını
Türkiye'de tek bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. Bu meselenin bir de başka bir boyutu var, onu da göz ardı edemeyiz. İktidar bu türden açıklamaları nedense çok seviyor. Neredeyse bayram ediyorlar. Nihayet bir dış mihrak tehdit etti, tehdit savurdu diye bıraksanız kutlama yapacaklar troll çeteleriyle. Yahu adam Türkiye'yi tehdit ediyor, Türkiye'yi. Trump ülkemize küfür ederken neredeydiniz? Cumhurbaşkanımıza ahmak diye hitap ederken neredeydiniz Allah aşkına? Bugün niye birden aklınıza geldi? Troller, havuz medyası, saray yanaşmaları, saray beslemeleri, sarayın propaganda başkanlığı dört bir koldan 8 ay önce söylenen bu sözleri bugün büyük bir coşkuyla köpürtüyorlar. Anadolu Ajansı ancak geçtiğimiz Mayıs ayında Biden'ın sözlerini İngilizce haber yapmış. Ama o da Türkçe haber yapmamış. Bu milletin hakkını, hukukunu, haysiyetini ne biçim koruyorsunuz? Bu lafları söyleyen, bu hadsizliği yapan kim? İşte burada arkadaşlar. Şu kucaklaşmaya bakın. Bu ne biçim hasret giderme? Bu ne biçim bir kucaklaşma? Öpmeler, kokmamalar, bağırlara basmalar. Erdoğan'ın da dostum diye hitap ettiği kişi, işte bu resimdeki kişi. Bu densiz lafları eden kişi. Joe Biden. Şimdi 8 ay sonra servis ediliyor. Neden? Çünkü milletin kendilerini gördüğünü, notlarını verdiğini ve ilk sandıkta kendilerini evlerine göndereceğini gördükçe artık dışarıdaki örtülü kankalardan da medet ummaya başladılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun çift maaş almasının hakkını verdi ve muhalefetin tazyikini "sizi bekledik" açıklamasıyla savuşturdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altun'a tepkisi çok sert oldu. Dışişleri Bakanlığı uyuyacak, Sayın Çavuşoğlu'ndan tek kelime edilmeyecek. Vay efendim, muhalefet ne yapıyor? Bu Sayın Altun'un haddi de değildir, hakkı da değildir seçilmiş siyasetçilere hesap sorma. Atanmış bir arkadaşın siyasetçiye diskur çekmesi, ayar vermesi en hafifiyle hadsizliktir. Gerisini söylemeyeyim. Patronu verecek cevabı. Polemik her saat yeni bir açıklamayla devam ediyor. Ama bir kişi susuyor, o kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası değil. Dünya lideri sessizliğini korumaya devam ediyor. Erdoğan ne röportaj ilk yayınlandıktan sonra ne de bu video hazırlandığı ana kadar ABD başkan adayının kendisine hedef alan, hatta AKP'lilere göre darbe çağrısı ile ilgili tek kelime etmedi. Reis, röportajın kaydını bir CD'ye kopyalayıp ABD'ye yaptığı ilk ziyarette Biden'a takdim eder mi bilinmez. Ama madem trend TBT, biz de ne günlerde deyip bir fotoğraf paylaşalım. Bir evin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımız... Hatırladınız mı bu fotoğrafı? Biz hiç unutmadık. Ne PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün annesinin bakışını, ne de Erdoğan'ın aileye hediye edilen evin anahtarını elinde tutup toplanan kalabalığa gösterişini hiç unutmadık. O yüzden ne zaman vatan, millet, milli çıkarlar, şehit, şehitlik deseler aklımıza bu fotoğraf geliyor.